Herkese merhabalar. 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken yazın ne yapmalıyız? Hepimiz merak ediyoruz. Öyle değil mi? Esas yapmamız gereken şey belli. Dinlenmek. Çünkü dinlenmek çalışmaya da dahil. Burada Prenses diye bir arkadaşımız 347 beğeni almış. Diyor ki, daha Dokun sınıfı görmeden onun sınıfı atladık ya demiş. Gerçekten de haklı. Dokun sınıfta pandemi nedeniyle okula gidemediğimiz gün sayısı gittiğimiz gün sayısından daha fazlaydı. Gidemedik okula resmen. Ve bir anda onun sınıf olduk. Ve onun sınıfta gerçekten önemli bir sınıf. Neden biliyor musunuz? Üniversite sınavı arkadaşlar, YKS denilen bir üniversite sınavı var. Bunun en önemli iki tane kısım var. TYT ve AYT. AYT bizim hangi üniversiteyi kazanacağımızı belirliyor. TYT ise hangi şehirde hangi işte İTÜ'de mi, ODTÜ'de mi işte başka bir üniversitede okuyacağımızı belirleyecek kadar önemli sınavlar. AYT ise bölüm belirliyor esasında. Toplamda AYT en önemlisi yani. Peki hocam ne anlatıyorsunuz? AYT'de 11 ve 12. sınıf konuları, TYT'de ise 9. ve 10. sınıf konuları çıkıyor. Dolayısıyla bizler 9'u tam gördük mü, göremedik mi bilmiyoruz. Bir de şimdi 10. sınıfa geçtik. E hocam ne oluyor yani? Yani esasında TYT açısından ciddi bir kayıpta olabiliriz. Ama bu kaybı halledersek yani bu kaybı iyi bir çalışmayla, çok iyi bir gayretle, çok iyi bir tekrarla halledersek ne olacak biliyor musunuz? TYT'ye şimdiden hazırlanmış olacağız ve hem 9'u tekrar etmiş olacağız, hem ona iyi bir hazırlık yapmış olacağız, hem de hem de aynı zamanda üniversite sınavına iyi bir adım atmış olacağız. Şimdi tatili verimli geçirmek gerekiyor. YKS'ye adım adım yaklaşırken bakın 9 10, 11, 12 ve YKS. Üniversite sınavına adım adım yaklaşırken kontrol de elden bırakmamamız gerekiyor. Tabii ki dinleneceğiz. Tabii ki oyunlar oynayacağız. Tabii ki gezeceğiz. Ama üniversite sınavı bizler için çok çok önemli. Neden? Çünkü şimdiden yapılan her bir çalışma esasla karşılığını mutlaka gelecekte alıyor arkadaşlar. Neler yapabiliriz peki? Araştırma yapabiliriz. Kitaplar okuyabiliriz. Kitap okumak çok değerli. Çünkü kitap okuduğumuzda yalnızca, yalnızca... Bizim Türkçe sözcük harcamız artmıyor. Kitap okuduğumuzda sadece ama sadece işte kelime bilgimiz, Türkçeyi kullanma yeteneğimiz, ana dilimiz gelişmiyor. Aynı zamanda kitap okuduğumuzda hatta şöyle kitaplarından birkaç tane kitabı getirdim sizler için. Kitap okuduğumuzda mesela şuradan bir kitap alalım. Birincisi dikkat yeteneğimiz gelişiyor. İkincisi üniversite sınavına hazırlanan birçok soruyla alakalı ÖSYM de hep buna dikkat ediyor. Yani okuyan öğrencinin yorulmayacağı uzunlukta sorular soruyor. Okuyan öğrencinin yorulmayacağı zorlukta cümleler soruyor. Okumayan öğrencinin Sürekli videoda gezen bir öğrencinin ister istemez zihninin yorulacağı ya ben bunu okuduğumu anlayamıyorum diyeceği sorular hazırlıyor. Dolayısıyla bizler yani daha doğrusu sizler Z kuşağı olarak sürekli olarak video izliyoruz. Oyunlar işte Fortnite'tır, şudur budur bir şekilde oyunların içerisinde videoların içerisinde kaybolmaktan hayal kurma yeteneğimizi de kaybettik. Yani burada okuduğun zaman resimler videolar olmadığı için ne yapıyorsun zihninde bunları hayal ediyorsun. İşte bu yeteneğimizi geliştirmek adına da mutlaka kitap okumamız gerekiyor ertelediğimiz yer merak ettiğimiz hobilere zaman ayırabiliriz. Çok şükür pandemi artık azaldı bitti gitti de bile diyebiliriz neredeyse. Şu anda artık rahat rahat gezebiliyoruz. Arkadaşlarımızla vakit geçirebiliyoruz. Dolayısıyla istediğimiz her yerde istediğimiz etkinliğe katılıp kitap okuyabiliriz. Ve aynı zamanda dil pratiği de yapabiliriz. İngilizce ve Korece kanallarımızla spor yapmak da bizim için çok çok değerli. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki 9'dan 10'a kampımız var. 10. sınıf kanalında. Sizler 9. sınıftan 10. sınıfa geçtiniz. Artık 10. sınıfsınız. Sizleri alkışlamak istiyorum. Ama Dokun sınıf kanalına aboneliğinden çıkmayın. Onun sınıf kanalımıza abone olun ama dokun sınıf kanal aboneliğinden çıkmayın. Onun sınıf kanalımıza sizleri mükemmel bir kamp bekliyor. O da 9 anın hazırlık kampı. Tatilinizi zehir etmeden ama sizleri vezir ederek yani mükemmel bir yere getirecek mükemmel bir kamp var. Nedir? Matematik dersini, fizik, kimya, biyoloji dersini, edebiyat, tarih, coğrafya dersini kitaplarımızla tekrar ediyoruz. Kamp kitaplarımıza ve 10. sınıfa da ön hazırlık yapıyoruz. Burada 9'dan 10 hazırlık setini kullanacağız. Burada arkadaşlar sizler için 9 alana hazırlık kitaplarında göstereyim hatta şöyle bir tanesini örnek vereyim. Burada hem 9 alana fizik, kimya, biyoloji hem 9 alana matematik hem de 9 alana edebiyat, tarih, coğrafya var. Mesela bir konuyla alakalı önce ortaokul tekrar yapıyoruz. Sonra hatta şöyle göstereyim bak sayfada yanlış olmasın. Ortaokul tekrar yapıyoruz. Sonra 9. sınıf tekrar yapıyoruz. Ardından 9'dan TYT tekrar yapıyoruz. Yani böylece ortaokul ve 9. sınıf tekrarıyla 10. sınıfa geçerek harika bir başlangıç yapmış oluyoruz 10. sınıfa ve TYT'yi de cebe atmış oluyoruz. Düşünsenize yazın bir taşta birden fazla başarıya ulaşmış olacağız. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kampımız 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Bu arada bu kitapları da Tonguç Mağaz'dan ya da Tonguç Kitapçılarından ulaşabilirsiniz. Şimdiden kampta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.